Tarihte ekonomi kelimesinin ilk olarak Aristoteles tarafından kullanıldığını görüyoruz. Aristoteles, ekonomi kelimesinin Yunanca ev ve yönetim anlamına gelen oikos ve yasa anlamına gelen nomos kelimelerinden türetmiş ve böylece ev yönetimi yasası, ekonomiki anlamına gelen ekonomi ortaya çıkmıştır. Bir ailenin tümünün ortak iyiliği için evin bilgece ve dürüstlükle yönetilmesini, idare edilmesini belirten ekonomi kelimesinin anlamı zaman geçtikçe devleti kapsayacak şekilde genişlemiştir. Ekonominin bilim haline gelmesi ise 1776 yılında Adam Smith'in Ulusların Zenginliği isimli kitabıyla olmuştur. Kitapta Smith, kapitalizmi tanımlamış ve temel prensiplerinden bahsetmiştir. Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kar amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Kapitalist düzen, bireyciliğe, liberalizme ve haz-elem felsefesine dayanır. Bu sistemin başlıca araçları özel mülkiyet, serbest girişim, piyasa ve fiyat mekanizmasıdır. Liberal ekonomik düzenin unsurlarından bahsetmeye başlayalım. 1. Özel mülkiyet. Kapitalizmde zenginliğin birikimini ve korunmasını teşvik eden temel unsur, özel mülkiyet kurumudur. Çalışma hakkı, kişilerin doğal ihtiyaçlarını sağlayabilmesi için gerekli bir sosyal faaliyettir. Mülkiyet hakkı ise sermaye birikimi sağlamanın garantisidir. Bu iki hak insanların geleceğe yönelik kaygılarını azaltır. İnsanlar kendilerine ait şeyleri değerlendirirken daima daha arzulu ve çalışkandırlar. Açıktır ki gelir getirici bir işe girişen bir insanın temel dürtüsü bir mülkiyet hakkı kazanmak ve onu korumaktır. Özel mülkiyet hakkı, mülkiyete tabi şeylerin şahsi kullanımı, başkalarının tecavüzüne karşı korunması ve nihayet satılabilmesi gibi 3 temel hakkı kapsar. Özel mülkiyet kavramına daha derinden bakacak olursak, öncelikle özel mülkiyet akıllı bir yönetimi teşvik eder. Öyle ki eğer mülkiyet sahibi malını gereğince koruyamaz ve başkalarının suistimaline göz yumarsa değer kaybını sineye çekmek zorundadır. Sahip olduğunuz otomobilin bakımını düzenli olarak yaptırmazsanız bir süre sonra onun değerini hem kendiniz hem de potansiyel müşteriler açısından düşürmüş olursunuz. Buna karşılık devletin veya geniş bir insan grubunun ortak mülkiyetine bırakılmış olan bir malın özelle kullanılmasını gerektirecek motivasyonlar çok az ve zayıftır. Örneğin ister kapitalist ister sosyalist ülkelerde olsun, devlete ait binalar özel mülkiyete tabi olan binalardan daha kötü ve özensiz bir biçimde kullanılmaktadır. Malların kullanımında ve bakımında görülen motivasyon eksikliği, kamu mülkiyeti yönetimindeki zafiyetin en büyük nedenlerinden biridir. Özel mülkiyet, insanların mülkiyetlerinin değerlerini daha da arttıracak ve geliştirecek şekilde kullanmaya da iter. Eski Sovyetler Birliği'nde komünist rejim ailelere sadece bir dönüme kadar topraklarda ürettiği malları satma hakkı tanıyordu. Özel mülkiyet konusu olan bu küçük toprak parçaları toplam ekili arazinin sadece %1'ini oluşturmaktaydı. Geriye kalan %99'luk arazi ise devlet çiftlikleri ve büyük tarım kooperatifleri tarafından ekilmekteydi. Ancak Sovyet basınının da belirttiği üzere %1 gibi son derece küçük payına rağmen özel mülkiyet alanındaki çiftlikler Sovyetler Birliği'nin toplam tarımsal üretiminin 1/4'ünü gerçekleştiriyordu. Ayrıca özel mülkiyet sahiplerinde kaynaklarını başkalarına daha faydalı olacak biçimde işletme arzusu da yaratır. İnsanlar mülkiyetine sahip oldukları malları başkalarının beğendiği şekilde kullanarak piyasa değerini yükseltirler. Sahip olduğumuz sermaye mallarını da başkalarının istediği ve daha yüksek fiyat ödediği hizmetleri yapacak şekilde geliştiririz. Buna karşılık ortak mülkiyet altındaki bir apartmanın ne park yerine, ne temizlik işlerine, ne de bahçesinin bakımına yeterli özeni gösterirsiniz. Kendi evinize daha iyi bakarak hem onun kira gelirini hem de piyasadaki fiyatını yükseltebilirsiniz. Ve özel mülkiyet, iktisadi kaynakların gelecek endişesiyle daha akıllı kullanılmasını sağlar ve niteliklerin geliştirilmesi için insanları teşvik eder. Niteliği geliştirilen kaynak hem bugünkü hem de gelecekteki gelirin kaynağıdır. Örneğin at, sığır, hindi gibi hayvan türleri özel mülkiyete konu olmaları sayesinde istikbal için korunurlar. Oysa özel mülkiyet konusu olmayan balina, yaban sığırı, kunduz gibi hayvanlar adeta bir katliama maruz kalmışlardır. Bir zamanlar Kenya'da filler özel mülkiyet alanı dışında tutulan bölgelerde yaşarlardı. Kenya hükümeti turizm dışında fillerin fil dişi peşindeki kaçak avcılara karşı korunmalarını kararlaştırdı. Bu uygulamanın başlatıldığı ilk 10 yıl sonunda fil sayısının 65 binden 19 bine düştüğü görüldü. Aynı uygulamayı yapan bazı Doğu ve Afrika ülkelerinde de düşüş gözlendi. Buna karşılık fil dişi ticaretini serbestleştiren ve fillerin yaşadığı araziyi yerli halkın özel mülkiyet alanına sokan Zimbabwe'de fil sayısı 30 binden 43 bine çıktı. Aynı yaklaşımı benimseyen öteki Afrika ülkelerinde de artış görüldü. 16. asırda İngiltere, başlıca enerji kaynağı olarak kullandığı odunun kısa zamanda tükeneceği korkusuna düşmüştü. Oysa odun fiyatlarındaki yükselme
bir yandan ormanların daha iyi korunmasına, bakılmasına, bir yandan da kömür üretim tekniğinin geliştirilmesine ve odun arzının arttırılmasına neden oldu. Böylece odun krizi kısa zamanda sona erdi. Geçtiğimiz yüzyılda da petrol ve gaz kaynaklarının tükeneceğinden bolca söz edilmekteydi. Fakat tam tersi oldu. Kanada'dan örnek vermek gerekirse 1957 yılında Alberta'nın 75 trilyon metreküp olarak tahmin edilen toplam gaz rezervi aradan 28 yıllık bir tüketim dönemi geçmesine rağmen 1985'te 149 trilyon metreküp olarak hesaplanmıştı. Aynı rakamlar 87'de 170 trilyon, 92'de ise 200 trilyon metreküpe ulaşmıştı. Bir başka ifadeyle Kanada doğal gaz rezervlerini tüketmek bir yana zamanla daha fazla doğal gaz kaynakları keşfetmişti. Kötümser tahmincilerin kavrayamadığı şey özel mülkiyetin insanları mevcut kaynaklarını daha iyi korumaya ve kıtlaşmaya başladıkları andan itibaren alternatiflerini aramaya teşvik etme işlevine sahip olduğudur. Özel mülkiyet düzeninde bir kaynak kıtlaşmaya başladığında fiyatı yükselişe geçer. Fiyat yükselişi ise üreticileri, kaşifleri, mühendisleri ve müteşebbisleri ya söz konusu kaynağı korumaya ya da alternatiflerini daha özenli araştırmaya, söz konusu kaynaktan daha fazla ürün elde edilmesini mümkün kılacak yeni teknikler geliştirmeye iter. Özel mülkiyetin son derece önemli bir yararı da iktisadi gücün merkezileşmesini önlemesi, iktisadi gücü dağıtmasıdır. Özel firma sahipleri sizi ne kendileri için çalışmaya ne de kendilerinden mal satın almaya zorlayabilir. Gelirinize ve mal varlığınıza vergi koyamaz. Başkaları size ancak sizin daha değerli bulduğunuz bir şeyi vererek malınızın bir kısmına sahip olabilirler. En büyük firma sahibinin gücü size benzer şeyleri satmak isteyen başkalarının rekabetiyle sınırlanmıştır. Buna karşılık kamu mülkiyetinin özel mülkiyet hakkının yerine geçtiği eski Doğu Avrupa ve Sovyet Birliği ülkelerinde muazzam bir siyasal ve iktisadi güç sınırlı sayıda yöneticinin elinde toplanmıştı. İşte özel mülkiyet düzeninin en büyük erdemi iktisadi gücün az sayıda insanın elinde aşırı şekilde toplanmasını önlemektir. Özel mülkiyetin yaygınlaşması tiranlığa ve iktidar gücünün suistimaline karşı en büyük güvencedir. 2. Miras hakkı. Özel mülkiyetin bir kesiti olarak görülen miras hakkı, kuramsal bir açıdan bakıldığı zaman ayrı bir incelemeyi gerektiriyor. Burada iki ayrı hak dizisi söz konusu. Birincisi vasiyet etme hakkı, ikincisi de miras hakkı. Veraset kurumu kapitalizmin önemli temel taşlarından biridir. Ortadan kalkması üretim malları mülkiyetinin tedrici bir şekilde kamulaştırılmasına yol açar. Zira gayet kesin bir şekilde zenginlik ve sermaye birikimini teşvik etmektedir. Fakat veraset hiçbir şekilde doğal bir kurum değildir. Veraset insanın mutlak ya da doğal haklar arasında görülemez. Özel mülkiyet gibi veraset hakkı da toplum tarafından değişik biçim ve kalıplara sokulabilir. Hatta toplum tarafından insanlara tanınan haklar arasından da çıkarılabilir. Bu kurumlar insan yapısıdır. Nasıl kapitalist sistem doğal veya mutlak bir sistem değilse kapitalizmi meydana getiren bu kurumlar da aynı şekilde mutlak ya da doğal değildir. 3. Özel teşebbüs özgürlüğü. Teşebbüs özgürlüğü kapitalist ekonomiler için büyük önem taşır. Müteşebbisin görevi belirli mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli nitelik ve nicelikteki üretim araçlarının bir araya getirilmesi ve eş güdüm içinde çalışmalarının sağlanmasıdır. Müteşebbis, üretim araçlarının kiralanması, alınması, üretimde kullanılmasında bir fayda görmediği sürece o araçları belirli alanlarda, belirli şekillerde kullanılmayacaktır. Kapitalist düzenlerde müteşebbislere faydalı olabilecek alanları bulup çıkarmak ve üretim araçlarını bu alanlarda kullanmak özgürlüğünü tanımak gereklidir. Üretim süreci bu şekilde yürütülmediği takdirde kapitalist bir düzen altında başka türlü de yürütülemez. 4. Mübadele özgürlüğü. Gönüllü mübadele sayesinde taraflar istedikleri şeyleri giderek daha fazla elde edebilme imkanına kavuşurlar. Piyasa sisteminde ne alıcılar ne de satıcılar mübadeleye zorlanırlar. İnsanlar arasında mübadele arzusu uyandıran tek şey kişisel çıkarı arttırma arayışıdır. Mübadelenin daha fazla üretim ve daha çok gelir yaratma özelliği vardır. Bu durumda hükümetlerin hangi nedenle olursa olsun mübadeleyle sağlanan işbirliğini ve dayanışmayı engellemesi iktisadi gelişmenin solunu kesecek kadar ciddi sonuçlar yaratır. Devlet, mübadele sürecini çeşitli şekillerde boğabilir. Örneğin yeni bir teşebbüse girişmek veya yeni bir iş yeri açmak isteyen insanların karşısına son derece bıktırıcı bürokratik engeller çıkarılır. Bu işlere girişebilmek için dünya kadar form doldurtulur, değişik resmi veya gayri resmi kuruluşlardan izin istenir. Hatta eksem durumlarda bu safhaların başarıyla geçilmesi için tatmin edici bir rüşvet vermediğiniz veya iktidardaki siyasi partinin kasasına bağışta bulunmadığınız takdirde başvurularınız geri çevrilebilir. Hernando de Soto, The
Other Part adlı eserinde Peredo bir grubun küçük bir konfeksiyon atölyesi açabilmek maksadıyla gerekli formları doldurup izin belgelerini elde edebilmeleri için tam 289 gün geçtiğini ve bu arada 10 kere rüşvet istendiğini belirtmiştir. Hiç kuşku yok ki teşebbüs hayatının bürokratik formalitelerle bu kadar boğulması pek çok iş insanının yeraltı sektörüne rağbet etmesinin en önemli nedenlerindendir. Hükümetlerin kanun hakimiyeti yerine keyfi ve ayrımcı siyasi otoriteyi ikame etmeleri de mübadele sürecini boğan en önemli uygulamalardan biridir. Ayrıca hangi niyetle yapılırsa yapılsın, devletin fiyat denetim uygulamaları da mübadele sürecinin soluğunu keser. Devlet bir malın fiyatını serbest piyasada oluşan seviyenin üstünde tuttuğu takdirde söz konusu malın talebi düşeceğinden mübadele hacmi de o kadar daralır. Piyasa fiyatının altında tutulacak yapay bir fiyat ise bu sefer üreticilerin daha az üretmelerine neden olur. Devletçe belirlenen fiyatlar ticaret hacminin dolayısıyla gerek üretim gerekse mübadeleden doğan kazanç miktarlarının azalmasının en başta gelen nedenlerindendir. Sözde milli sanayiyi korumak gibi erdemli bir amaca hizmet içinde olsa devletin mübadeleyi kısıtlayan uygulamaları gelişme sürecini tıkayan, engelleyen ve sonuçta tüketim imkanlarımızı daraltan yani refah seviyemizi düşüren verimsiz yöntemlerdir. Ticareti sınırlayan ve yeni yatırım hamlelerinin maliyetini arttıran kısıtlamaların askeri seviyede tutulması mevcut kaynaklarla maksimum refah arayışının zorunlu şartıdır. Başkalarının satın alma arzusu gösterdikleri bir hizmeti yerine getirme yeteneği verimli olmanın tek ölçüsüdür. 5. Fiyat mekanizması. Piyasa ekonomisinin en temel kurumlarından olan fiyat mekanizması ekonomide trafik lambası işlevi görür ve sistemin tıkanıklığa uğramadan çalışmasını sağlar. Öncelikle fiyat mekanizması bir ekonomideki en temel soruların cevaplarını verir. Hangi mallar ne kadar üretilecek, kimler için üretilecek, hangi tekniklerle üretilecek? İkinci olarak üreticinin neyi üreteceğine, tüketicinin neyi tüketeceğine yardımcı olur. Piyasa fiyatı yükselen malın daha çok kar getireceği için üretilmesine, fiyatı düşen malın ise tüketilmesine imkan sağlar. Ayrıca teşvik edici bir işlev daha vardır. Daha çok iş yapılan, kar getiren sektörlere yoğunlaşılmasını sağlarken, kar getirmeyen işlerin de gözden düşmesine neden olur. Son olarak bilgi sağlar. Malın fiyatındaki değişikliklere bakmak suretiyle o mal hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Örneğin bir ürünün fiyatı yükseldiğinde, ürünün üretilmesiyle ilgili şartların iyi gitmediği bilgisini fiyata bakarak anlayabiliriz. 6. Rekabet. Piyasaya giriş ve çıkışların serbestleştirilmesiyle birlikte alternatif satıcılar arasında rekabet ortamı doğar. Rekabet, piyasa ekonomisinin dinamosudur. En önemli görevlerinden biri mal üretiminde yüksek verimlilik sağlamak, ulaşılan bu verimlilik düzeyini korumak ve geliştirmektir. Bu niteliğiyle israfı azaltarak üretimi maliyetini düşüremeyenlerden alır, düşük maliyetle gerçekleştirenlere teslim eder. Ayrıca üreticileri daha verimli çalışmaya ve tüketicilerin tercihlerine uymaya zorlar. Verimsiz firmaları piyasadan süpürür. Tüketicilere istedikleri fiyat ve kalitede mal sağlayamayan firmalar zarar ederek piyasadan ayıklanırlar. Rekabet mücadelesinde ürünün kalitesi, biçimi, satışa arz edildiği yerin uygunluğu, reklamı, fiyatı, satış sonrası servisi gibi unsurların önemi büyüktür. Rekabet, firmaları sürekli olarak mallarının kalitesini yükseltmeye ve daha düşük maliyetli üretim metotlarını keşfetmeye yeter. Piyasada kalmak isteyen müteşebbisler sürekli yenilikler yaparak maliyetlerini ürettikleri mal veya hizmetin satış fiyatının altında tutmaya gayret etmek zorundadır. Piyasa ekonomilerinde rekabet firmaları tüketicilerin beğenisini kazanmak için hem kalite hem de düşük maliyet yarışına sokarak gerekli disiplini kendiliğinden sağlayan en büyük güçtür. Bazı üretim dallarında büyük ölçekli üretimin tüm potansiyel avantajlarını elde edebilmek için firmaların belli bir ölçeğin altına düşmemeleri gerekir. Üretimlerini arttırdıkça parça başına maliyetlerini düşüren büyük firmalar yanında maliyetleri gittikçe artan küçük firmaların başarılı olmaları beklenemez. Bu şartlarda küçük firmaların piyasadan çekilmesi ve yerlerini genellikle şirketler düzeyinde organize olmuş büyük firmalara terk etmesi kaçınılmaz hale gelir. Otomobil ve uçak sanayileri bu türe örnek olarak gösterilebilir. Bazı hallerde ise bireysel mülkiyete veya küçük çaplı ortaklığa dayalı işyerleri büyüklerine oranla daha düşük maliyetle çalışırlar. Kişiselleştirilmiş özel mal ve hizmet üreten firmaların yeticiler tarafından bilhassa tercih edildiği durumlar vardır. Hukuk danışmanlığı, doktorluk, kuaförlük, özel terzilik gibi alanlarda küçük işyerlerinin daha başarılı oldukları görülür. Düşük maliyetli üretimi gerçekleştirebilen büyük ölçekli firmaların yurt dışında rekabet etmelerini sağlayabilmek için ithalat ve ihracat imkanlarının kısıtlanmaması hayati önem taşır. Bu özellikle küçük ülkeler için geçerlidir. Mesela Kore gibi yerel pazarı dar bir ülkede yerli otomobil üreticisinin yurt dışına otomobil satma sınırlandığında üretilecek otomobillerin maliyetleri yüksek seviyelerde kalacaktır. Öte yandan küçük ülkelerdeki tüketici
üreticilerin düşük maliyetle üreten büyük ölçekli yabancı firmaların otomobillerini satın almaları yasaklandığında kendi ülkelerinde üretilen son derece pahalı ve büyük ihtimalle kalitesiz otomobilleri satın almak zorunda kalacakları da açıktır. Özetle rekabet insanların kendi çıkarlarını öne çıkaran bir yarışmaya dönüşse de son tahlilde hepimizin hayat standardını yükselten bir süreçtir. Yemek masalarımızı donatmamızı sağlayan şey kasabın veya fırıncının hayırseverliği değil, onların kişisel çıkarıdır. İhtiyaç duyduğumuz şeylerin karşılanmasında başkalarının hayırseverliklerine değil, benlik sevgilerine hitap ederiz. Kendileriyle muhatap olduğumuzda kendi ihtiyaçlarımızdan değil fakat onların kazançlarından söz ederiz. Baba ben de bir konuşabilir miyim? Konuş. Lüder lüdetta.